Herkese merhabalar. Natural Finans'a hoş geldiniz. Öncelikle videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Tarih 22 Haziran 2023 günlerden Perşembe saat 19.12. E, bu videoda son 4 halka arz olmuş şirkete bakacağız arkadaşlar. E, Pasivo Forte, Katılım ve A1 Kapital şeklinde bu 4 şirketi inceleyeceğiz. E, bu 4 şirketin gün içerisinde gerçekleştirdiği işlemlere bakacağız. Ve yarın açılış hakkında bir tahmin yapabiliyorsak onu yapacağız arkadaşlar. E, bu şirketlerin... Uzun vade gidecek yani hedef fiyatları hakkında benim kafamdaki değerleri hakkında yorumlar yapacağım yani bunları hafta sonu konuşacağız bunları daha detaylı teknik analiz kısmına bakacağız bu 4 hisseyi bu saydığım 4 hisseyi bunları kaçırmamak adına kanalımıza abone olursanız hem de bizlere destek olmak için abone olursanız kanala çok minnettar olurum arkadaşlar sizlere bunu bir 10 saniyenizi ayırıp yaparsanız çok iyi olur yani. Bizim bize yapabileceğiniz en büyük destek budur arkadaşlar. Bu kanala abone olmak videoyu beğenmek bir de iyi veya kötü bir yorum yapmak arkadaşlar. Yani videoyu izleyenlerden 10 kişiden biri abone oluyor arkadaşlar. Bu düşük bir rakam bunları biraz yükseltelim sen biraz dikkat edelim. Desteğinize ihtiyacımız var yani. Bildiğiniz gibi bugün faiz açıklandı %15 gibi bir rakam açıklandı. Yani aslında herkesin beklediği şey faiz yükselir, borsa düşer, borsa çöker vesaire o tarz şeylerdi. Ama bunu açıklandıktan sonra da borsa yükseldi arkadaşlar. Yani borsa insanları genelde bu tarz şeylerde ters düşürür. önemli olan bu piyasada arkadaşlar. Benim yani bunca yıllık tecrübeme dayanaraktan söylüyorum. Bu piyasada insanların tahmin edemeyeceği şeyi tahmin etmeniz. Yani bu böyle yaparsanız, bunu tahmin edebilirseniz zaten sizin farkınız ortada olur yani. Zaten fazla para kazanıyor olursunuz. önemli olan bunu yapmak. Bugün de zaten herkes ters köşe oldu yani. Herkes yani yok borsa düşecek, faiz yükselecek. Hiç de öyle olmadı. Bir de dikkat ediyorum Telegram gruplarında arkadaşlar. Pump grupları oluyor. Bunlara dikkat edin lütfen. Telegram grupları oluyor. Yok fakir bilmem neyici Bir sürü isimler lakap takıyorlar kendilerine. Bunlara dikkat edin. Yani hissemizi alıyoruz vesaire o tarz şeyler. Hisseler söylüyorlar sizlere. Bunlara asla ve asla aldanmayın. Yani bu... Bu, bu tarz gruplar hakkında bana mesajlar geliyor sık sık Instagram'dan. O yüzden size bunu söylemek istedim. Dikkat edin. Yani bir insan sizlere yatırım tavsiyesi veriyorsa zaten o hisseyi alma. Yani bu, kaçın arkadaşlar oradan uzak durun. Yatırım tavsiyesi vermek bir suçtur zaten. Yani tavsiye veren insanlara aldırış etmeyin. Bu da sizlere bir uyarı arkadaşlar. Önemli. Ee, çok uzattım videoya geçelim. Endeks bugün %4.65'lik bir yükseliş sergiledi. E, faizin yüksek yükselmesine rağmen yani bu, ters köşe oldu yani arkadaşlar herkes yani bunu tahmin etmiyordu zaten ben dahil ben de böyle olacağını tahmin etmiyordum yani ama şaşırdım yani açıkçası ben de tahmin etmiyordum söylediğim gibi ee, Pasifik bugün tavan kapattı Pasifik Euroşya dış ticaret ee, bugün tavan kapattı lojistik aynen İşlem adedi olarak e, yüksek işlem adedi var hala halkars kategorisinden çıktı tavan bozdu tabana kilitledi devre kesti vesaire her şeyi yaptı ama velakin bugün gene de tavan kapattı arkadaşlar e, oldukça iyi yani yani benim zaten bu dört halkars arasında bunları sık 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 söylüyorum sizlere. En sevdiğim halkars buydu yani bu şirketti. Bu şirkete bayıldığımı söylemiştim. Düştüğünde alımlar yaptım mı? Ben alımlar yapmıştım arkadaşlar bu halkars tavan bozduğunda, tavan bozduğunun ertesi günü alımlar yapmıştım. Hatta yanılmıyorsam biraz da düşmüştü düşükten toplamıştık. O şekilde alımlar yaptım. İşlem adedi olarak 26 milyon 495 binlik bir işlem adedi var. Hacim kısmında ise de 873 binlik bir hacim var. Mükemmel arkadaşlar. Yine alkarz olmuş bir şirket için bunlar iyi değerler. Ee, gelecekte yani ben iyi fiyatlara gelebileceğini düşünüyorum. Ee, ben uzun vade düşünüyorum bu hisseyi. Siz ki nasıl düşünürseniz düşünün. Yani halka arzlardan bir tek işlem yapıyor da olabilirsiniz. Çıkmış da olabilirsiniz. Ama ben bu hisseyi uzun vade düşündüğümü söyleyebilirim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Hafta sonu daha güzel anlatacağım sizlere teknik analiz kısmında. Değineceğiz bunu hisselerin uzun vade e, neler yaratabileceği senaryolara. Kaçırmama e, kaçırmamak adına bir abone olursanız mutlu olurum arkadaşlar. En yüksek fiyat bugün 36.40, en düşük fiyatsa 30.74. Çok zaten e, öğlen falan baktığımda şeydi yani stabil ilerliyordu. Biraz yükselmişti. Tavana geç kilitledi yani bunu da söyleyebiliriz. işlem derinlik kısmındaysa da 10 milyon bir alış emri var arkadaşlar. Yarın tavana kilitler mi? Akıllardaki soru bu. Yarın tavana kitlemeyebilir arkadaşlar. Ben tavana kitleme ihtimalini çok düşük görüyorum. Açılışta tabii ki pozitif yönlü olabileceğini düşünüyorum. Ama yani kitlerse de tavana kitleyeceğini düşünmüyorum ben. Kitleyebilir. Çok olağanüstü bir durum değil. Sonuçta 10 milyon emir var. 10 milyon emir de az değil ama bildiğiniz gibi 40 milyon emir olan 40 milyon alış emri olan A1 kapital bu şirkette de yanılmıyorsam öyle bir yaklaşık o değerlerde bir emirler vardı. Tavan bozmuşlardı hemen ertesi günü fake emirler olduğunu söylemiştim ben bunun da çok uzun vadeli emirler olduğunu düşünmüyorum yani açılışta biraz pozitif yönü olabilir tavana da kitleyebilir bunun haricinde bir şey demiyorum yani ama ben kitleyeceğini düşünmüyorum açıkçası konuşmak gerekirse açık konuşmak gerekirse özür diliyorum kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ama alanlarda bugün A1 Kapital zaten açık ara bir farklı toplamış hisseyi. A1 Kapital 2 milyon 343 bin not almış arkadaşlar. Tek başına sırtlamış yani hisseyi baktığımızda. Şeker 2'nin sırada yer alıyor. 659 bin not ile. Bank of America 3'nin sırada yer alıyor. 76 bin not ile. MEXA 52 bin not. ALB yatırımda 33 bin not. Piramit 16 bin not. Triv 16 bin not. Info 10 bin not. Ahlat 7 bin not. ATA Sanko, Acar, Almuz yani açık ara baktığımızda arkadaşlar bu hissenin tavana kilitlenmesinin tek sebebi ben bireysel yatırımcı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Ya bu şirketi tahtayı ele geçiren biri var artık arkadaşlar. Akıllardaki soru bu. Ya da bir kurum toplamış da olabilir arkadaşlar. Bunun ne olduğunu göremiyoruz. Yani A1 kapitalden kim almış ne yapmış. Bunu göremiyoruz. Ama A1 kapitalin de aldığı kesin. A1 kapital kullanılarak alınmış. Ya bir A1 kapitalin kendi kurumu almıştır ya da içerideki bir tahtacısı almıştır. Bunu bilemiyoruz arkadaşlar. Eee ama yani bireysel yatırımcının bu hisseyi yükselsin diye aldığını söyleyemeyiz. Yani bireysel yatırımcı yükseltmedi bu hisseyi. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Satan kısımda zaten satanlar da zaten bireysel yatırımcımız bizim. Yani hisse tavana kitlenmişken bile deli gibi satan var arkadaşlar. İlk 3 sırada bireysel yatırımcının sık sık tercih ettiği platformlar mevcut. bizim yatırımcımız bu şekilde acele davranıyor genelde. Panik havasına kapılıyor. Yani Halk Arz, Yeni Al Arz'lar falan mı gelir diye çıkmış da olabilirler. Kurban öncesi para lazım olabilir. Bugün gerçi teyaki muhabbetine takılıyorlar mı? Yanılıyorsam takılıyorlar bugün. Çarşamba satmaları gerekiyor gerekiyordu. ki muhabbetine takılmamaları için. Paralarını cuma günü çekmeleri için. Ama ki satmışlar. E ben nasıl olduğunu bilmiyorum şimdi. Tam hesaplamadım onu ama. E, vakıf ilk sırada yer alıyor. 561 bin not ile. Ziraat ikinci sırada yer alıyor. 550 bin not ile. Garanti BBVA 514 bin ile. Üçüncü sırada yer alıyor. Yapı kredi dördüncü sırada yer alıyor. 393 bin notla. E, satan kısmı söylüyoruz. Oyak 183 bin notla. 5 e, beşinci sırada yer alıyor. Yanılmıyorsam aynen. E, Halk 161 bin not. Ak 150 bin not. İş 128 bin not. Osmanlı 111 bin not. Tera 87 bin not. deniz 61 bir bin not. Gedik 60 bin not. bir Finans 50 bin not. Pilip 51 bin not. Global 46 bin not. Midask 35 bin not. Tacirler TEP. Marbaş ING Ünlü. YSBC Türkiye Yatırım Finansman Bizim HSBC GCM İntegral Burgan Anadolu Necemi Invest Investas Dinamik e, Metro Alternatif şeklinde sıralanıyor durdurup yavaşlatıp inceleyebilirsiniz uzun uzun saydım sıktım sizleri kusura bakmayın e, dalmışım Takasları göstereyim şöyle hızlıca. Merak edenler oluyor bunları soruyorsunuz yorumlarda neden gösteriyorsun diye. bunları merak edenler oluyor arkadaşlar. bu şekilde takaslarda da durup yavaşlatıp inceleyebilirsiniz. Merak ediyorsanız. Fortel'e devam edelim. Tavan kapattı bugün. E, i̇şlem adedi olarak 3 milyon 514 binlik bir işlem adedi var. Yani pasifiye baktığımızda ise de 26 milyon 495 binlik bir işlem adedi var. Devasa bir fark var arkadaşlar. benim e, aralarında en sevmediğim Halkars e, katılım evinde Forte'ydi zaten. Bunları e, yani hisselerin tanıtım videosunda ben sizlere söz ettim. İşlem adet olarak düşük kalmış biraz daha bugün. Yani kat kat düşük kalmış ama neyle kıyaslıyoruz? E, benim bir numaralı olarak e, söylediğim hisseyle kıyaslıyoruz bunu. İşlem adet olarak 3 milyon 514 binlik bir işlem var yaklaşık değer. Hacim kısmı düşük geldi bana biraz. 81 binlik bir hacim var. En yüksek fiyat 23.58 en düşük fiyatsa ise 22, 22 lira şeklinde arkadaşlar. Bugün e, bu fiyat aralığında seyretmiş ilerlemiş. Bugün de tavan kapattığını söyleyebiliriz. E, 2 milyon 350 binlik bir alış emriyle kapattı. Yarın sabah açılışta 2 milyon 350 bin alış emri bekliyor. Ama aynı şekilde ben bunda da biraz daha kapanış olur zaten satışlar gerçekleşmiş. Yarın sabah açılışta pozitif yönü olabilir. Bu yönde düşüncem var. Ama kapanışa doğru vesaire yarın gün içerisinde tavana kitleyeceğini ben düşünmüyorum bu hissenin. Kilitlerse çok olağanüstü bir durum mu olur? Hayır olmaz. kitleyebilir çünkü 2 milyon emir var yaklaşık. Ama kitleyeceğini ben düşünmüyorum. Yükselebilir gün içerisinde ama tavan olacağını düşünmüyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Tabi şöyle şu durum da var. Yani borsa yarın çok iyi olur. Endeks gene iyi olur. Tabii ki bunlar da kitleyebilir. Daha kitleme ihtimalleri artar. Tavan olma ihtimalleri daha çok artar. Yani borsa iyi olursa e, bu hisseler de iyi olur zaten mantıken. ama borsa kötü olursa bu hisseler de ağır, ağır, sağlam çakılacağını söyleyebilirim. E, yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. E, ben böyle olacağını düşünüyorum şahsen. Kısa vade adına. Uzun vadede hala da Pasifik'ten umudum var. Daha bu fiyatların çok ucuz olduğunu söyleyebilirim. Benim düşüncem bu şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Aracı kurum dağılımına bakalım. Alanlarda Forte'yi 581 bin notla Deniz ilk sırada yer alıyor. Bank of America 189 bin notla ikinci sırada yer alıyor. Alev yatırım 3. sırada 182 bin not ile. Şeker 163 bin notla 4. sırada yer alıyor. Oyak 145 bin notla beşinci sırada yer alıyor. Osmanlı 59.000 bin not. Pilip 17 bin not. Tacirler 9 bin not. Ünlü 7 bin not. Global Ahlatçı Acar Alternatif şeklinde sıralanıyor. Alan kısımda arkadaşlar bunlar. Satanlara geçelim şimdi de. Ziraat ilk sırada yer alıyor. 217 bin not ile. Vakıf ikinci sırada yer alıyor. 175 bin not ile. Garanti BBVA 157 bin notla. Üçüncü sırada yer alıyor. TEP 141 bin notla. 4. sırada yer alıyor. AK 128 bin notla. Beşinci sırada yer alıyor. Altıncı sırada 107 bin notla. TRIV yedinci sırada yapı kredi 106 bin not ile. A1 Kapital 88 bin not. İş 75 bin not. Halk 44.000 bin not. Varbaş 33.000 bin not. Meksa 30 bin not. Gedik 19 bin not Infot, 18.000 not Kenbi Finans, 11.000 not Midas, 3.000 not Burgan, Ata, ING, e, ISPC Türkiye, Almus, Yatırım Finansman, Bizim, Sanko, Investas, Integral, GCM. E, bu şekilde sıralanıyor alta kadar saymayacağım arkadaşlar. Durdurup yavaşlatıp inceleyebilirsiniz. Meta merak edenler varsa. E, aracı kurum dağılımında baktık. E, takasları göstereyim sizlere hızlıca bir. Yanlış girdik. Emir defterine girdik. Takasları göstereyim sizlere hızlıca. Merak edenler oluyor. Yorum yapmıyorum burada videonun uzaması açısından. Teknik analiz kısmında zaten ben bu kısımlara sık sık değiniyorum. Siz fark etmeseniz de teknik analiz kısmında bunlardan söz ediyorum ben. Takas demiyorum da başka bir şey diyorum ama aynı yola çıkacağını biliyorum. O yüzden kafanızı karıştırmamak adına pek de fazla bahsetmiyorum. Hafta sonu çok güzel bir video gelecek arkadaşlar. Bu hisselerin uzun vade gidişatları hakkında lütfen bir 10 saniyenizi ayırıp bu dakikaya kadar izlediyseniz bir abone olun arkadaşlar. Sizlerden ricam bir 10 saniyenizi ayırıp abone olun lütfen. Katılım evimle devam edelim. %0.29'luk bir düşüşle kapattı i̇şlem adedi olarak e, 5, 5 milyon 784 binlik bir işlem adedi var gene fena değil. Ama borsanın bile iyi gidişatına rağmen bu, bu şekilde ise benim kafamda her zaman bir soru işareti oluşur arkadaşlar. Ama bu hisseler bu şirketler daha kendilerine gelmiş şirketler değil. Ya bunlar yeni alkarzlar ama bunlar halkar da bunlar ne kardeşim diye olabilirsiniz. A1 Kapital de aynı şekilde aynı gün halka alkarz oldular ama yine bunlar ne bunlar ne bunlar Tavana kilitlendi. Bunlar niye bu şekilde? Ee, yani arkadaşlar zaten bir kıyaslama yapacak olursak Paseo benim için bir numara olduğunu söyleyebiliriz. Onun haricinde geri kalan 3 hisseydi. Pek haz ettiğim hisseler değil. Ee, az bir miktar aldım hepsinden de. Az bir miktar tutuyorum. Yani gözden kaçırmamak için, analiz etmek için bunları da. Yani herhangi bir yatırım yapmadım. Sağlam yatırım yapmadım bunlara. Paseo'da ya yatırımım var ama bunu söyleyebilirim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Katılım evimde uzun vade hakkında değerlendirmeler gelecek hafta sonu. Kaçırmamak adına abone olun. İşlem adedi olarak Katılım evimde 5 milyon 784 binlik işlem adedi var yaklaşık değer olarak bunlar. İşlem hacmi ise 79 binlik bir işlem hacmi var yaklaşık en yüksek fiyat bugün 13.90 en düşük fiyatsa 13.55 liralar şeklinde. Ee, takasları göstereyim şöyle hızlıca unutmadan. <laughs> Özür diliyorum. Takaslar da bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, derinliğine bakalım. Derinlikte biraz daha alış ağırlıklı kapattığını söyleyebiliriz. Şu anki olduğu fiyatın bir alt kademesinde güzel emirler var. O ondan da alt fiyatı düşmesi biraz daha olsa engellenecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Yarın sabah açılışta çok yüksek bir düşüş beklemiyorum ben. Açılış adını konuşuyoruz. Biraz daha sabit ilerleyebilir, biraz daha pozitif yönlü ilerleyebilir arkadaşlar. Kesinlikle yani kesin değil bu. Yatırım tavsiyesi de değildir. Ben bu şekilde olacağını düşünüyorum ama 273 bin alış tarafı 67 binde satış tarafında yarın sabah açılışta bekleyen emirler bunlar arkadaşlar. Aracı kurum dağılımına bakalım. Alanlar da B Finans ilk sırada yer alıyor. 569 bin not ile QN. Garanti BBVA ikinci sırada yer alıyor. 428 bin not ile TEP üçüncü sırada yer alıyor. 81 bin notla Ahlatçı 57 bin not. Ata 34 bin not. Bank of America 30 bin not. Yatırım Finansman 23 bin not. Sanko 17 bin not. ISPC Türkiye 13 bin not. Şeker 9 bin not. Pilip 8 bin not. Global ünlü Mexa ALB yatırım şeklinde sıralanıyor. Durdurup yavaşlatıp inceleyebilirsiniz arkadaşlar setimde kısıldı biraz bugün kusura bakmayın hastayım da biraz o yüzden videoyu çekemedim zaten dün bunu da söyledim topluluk kısmında Instagram adresimden de sorularınız varsa oradan da yanıtlayabilirim sorabilirsiniz arkadaşlar e, satan kısmı söylüyoruz ziraat ilk sırada yer alıyor 260 bin not ile vakıf ikinci sırada yer alıyor 201 bin not ile ak üçüncü sırada yer alıyor 82 bin not ile Osmanlı e, dördüncü sırada yer alıyor 122 bin not ile deniz üçüncü sırada yer alıyor 86 bin not ile İş e, 77 bin notla e, ee, sıralamada yer alıyor. Halk 70 bin not, Gedik 46 bin not, Midas 44 bin not, A1 Kapital 41 40 bin not. Oyak 29 bin not. Yapı kredi 26 bin not. Info 23 bin not. Investaz 19 bin not. Alnus 18 bin not. Bizim 12 bin not. Triv 6.000. bin. HSBC 6 bin. Marbaş 4 e, Burgan Tacirler. ING. Acar. İntegral Anadolu şeklinde sıralanıyor. Durdurup yavaşlatıp inceleyebilirsiniz. Bunda takaslarını zaten göstermiştik sizlere. E, A1 Kapital'le devam edelim. Çok fazla uzun oldu bu video biraz. Kusura bakmayın. Ama sonuna kadar izlediyseniz de bir şey kaybetmiş sayılmazsınız. E, yarın açılış hakkında bilgi vermeye çalıştım sizlere. Bugün gerçekleştirdiği işlemler hakkında bilgi vermeye çalıştım. %3.78'lik bir düşüşle kapattı hızlı hızlı anlatayım bunu da. E, i̇şlem adedi olarak oldukça fazla bugün. Yani bu ise arkadaşlar biraz daha strateji hissesi haline geldiğini söyleyebilirim benim açımdan. Yani uzun vade yatırım ben bu hisse artık bu saatten sonra yapacağımı düşünmüyorum. Ee, kazandırır veya kazandırmaz. Benim umurumda olmaz. Ee, sonuçta güvendiğim bir şirketleri bu saatten. Bu an itibariyle bunda sebepleri var. Yarın veya yarından sonra veya hafta sonu teknik analiz videolarını çektiğimde bunları sizlere bağıra bağıra düzgün düzgün anlatacağım yani. Ee, anlamış olacaksınız neden bu şekilde e, tutumla geldiğimi bu hisseye. İşlem adedi olarak 71 milyon 898 binlik bir işlem adedi var. Hacim kısmında ise da 1 milyon 877 binlik bir hacim var. Yani bu yeni halkarz olmuş bir şirketin Devasa rakam rakamlar Bunlar e, pek de mümkün olmayan rakamlar Bunlar genelde normal e, artık yani işini rayına koymuş güzel şirketlerde olan rakamlar ama şirketimiz düştü bugün internet arasan e, en yüksek fiyat 2762 en düşük fiyatsa 2550 şeklinde arkadaşlar e, takasları göstereyim şöyle sizlere hızlıca takaslarda olan üstü bir şey var zaten bakabilirsiniz anlayanlar varsa e, derinlik kısmına bakalım Yarın sabah açılışta bir şey ağırlıklı olacağını söyleyemeyiz. Kesinlikle yani zor. Evet, zaten yüksek rakamlar oynanıyor yani bu hisse hakkında. Bu saatten sonra benim açımdan tahmin etmek zor. Özellikle bugün açısından yarını tahmin etmek zor. 118 binlik bir alış tarafında emirler var. 154 binde satış tarafında yarın sabah açılışta bekleyen emirler bunlar arkadaşlar. Aracı kurum dağılımına bakalım. İş sağlam toplamış bugün 1 milyon 264 binlik bir alış göstermiş. Yani sağlam almış. A1 Kapital 2. sırada 679 bin notla AK. 3. sırada 626 bin not. Yapı kredi 508 bin not. 4. sıra 5. sıra Piramit 449 bin not. 6. sıra Osmanlı 289 bin not. Gedik 7. sıra 285 bin not. 8. sıra TEP 192 bin not Triv 180 bin not Info, 153 bin not Midas, 151 bin not Halk, 134 bin not Mexa, 122 bin not Pilip, 119 bin not Bank of America, 88 bin not QNB Finans, 85 bin not Marbaş, 74 bin not Tacirler, 73 bin not İNEG, 62 bin not Şeker, Acar, Ünlü, ISBİS, Türkiye, Bizim, Investas, Ahlatçı, Şeker, Sanko, Sanko şeker değil, özür dilerim. azlatçı deniz sanko HSBC GCM Polen bu şekilde aşağılara doğru gidiyor saymayacağım artık çok video uzun oldu satan kısma bakalım ee, bireysel yatırımcının en çok tercih ettiği platform Ziraat ilk sırada yer alıyor. Bu şey olabilir arkadaşlar. Hissesini satamamışlardı ilk günde. Zaten çoğu insan bundan şikayetçiydi. Bunun sebebini bana da sordunuz. Bu hissenin satılmamak sebebi arkadaşlar ilk günlerde alıcısı yoktu yani. Yani tavana kitlenmiş 8 milyon 10 milyon emirler vardı. 10 milyon 10 milyon, 10 milyon tane lot satılmaya çalışılıyordu. Bir tane alıcı yoktu. Mantıken sizin hisseniz de satılmaz. Ee, bu şekilde oluyor. E, sırayla satılıyor bu zaman böyle olduğunda. Alıcı geldikçe satılıyor. Ee, böyle oluyor yani. Satan kısımda ise ziraat ilk sırada yer alıyor. 1.384.000 not. İlk günlerden kalanlar olabilir. Ee, bir sağlam bir tahtacısı da olabilir. Yani bu artık hissenin stratejisine uyan bir insan da olabilir. Ama ben şey olduğunu düşünmüyorum. İlk günlerden kalanlar olduğunu düşünüyorum. Biraz daha oyunun ağır olduğunu düşünüyorum. Terra ikinci sırada yer alıyor. 1 milyonluk lotla yaklaşık. Garanti üçüncü sırada yer alıyor. Satanlar da 877 bin not. Dördüncü sırada global yer alıyor. 746 bin not. Almus 640 bin notla beşinci sırada yer alıyor. Vakıf 477 bin not. Oyak 333.000 bin not. ALB yatırım 230 bin not. Burgan 5.000 bin not. Integral yaklaşık 2 bin not. Bu şekilde aşağı doğru iniyor. Durdurup yavaşlatıp inceleyebilirsiniz. Ee, bu kadardı arkadaşlar. Maraton bu kadardı. Bayağı hızlı anlattım. Ee, destek amaçlı bir kanalımıza abone olursanız hafta sonunda çok güzel teknik analiz videoları gelecek. Ee, bunun hakkında kaçırmamak için hem de bize destek olmak için bir abone olun. 10 saniyenizi ayırıp lütfen abone olun. Sizlerden ricam. Ee, yapan yapmayın herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir de videoyu beğenirseniz sizlere minnettar olurum. Yorumlar kısmında tartışabiliriz. Benle aynı görüşe sahip olmak zorunda değilsiniz. Ben de yorum yapıyorum siz de yorum yapıyorsunuz. Bundan normal bir durum yok. Ayıp değil yani. Instagram adresimin açıklamalar kısmında mevcut. Oradan da sormak istediğiniz sorular varsa oradan da sorabilirsiniz. Orayı da takip ederseniz size minnettar olurum arkadaşlar. Beni izlediğiniz bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.